Yavaş kızım, düşüreceksin beni. Burada mıydınız? Geç kızım, koy şöyle. Buyurun bakalım. Aslı yenge, ne zaman elbise almaya gidiyoruz? Ah tatlım, elbise almaya falan gitmenize gerek yok ki. Bakın, elbiseler sizin ayağınıza geldi. Kıymetinizi bilin valla. Dünyanın hiçbir yerinde evlere servis yapılmıyor. Bunlar ne? Bunlar mı? Bunlar yeni kıyafetleriniz. Güle güle giyin canım. Doğrusu bizim için eski ama sizin için yeni elbiseler. Nasıl yani ya? Hani Ekrem amca size bize yeni giysiler almanız için para vermişti? Evet, Ekrem amcanın dediğini duyduk. Duyduk. Ben de duydum yani. Ama yanlış anladım. Ben de yanlış anladım galiba. Haksızlık bu ya. Bak hala konuşuyor haksızlık maksızlık diye. Nankör seni. Evimizde kalıyorsunuz. Evimizde kalıyorsunuz. Yemeğimizi yiyorsunuz. Yemeğimizi yiyorsunuz. Bizim verdiğimiz parayla okula gidiyorsunuz. Bizim verdiğimiz parayla okula gidiyorsunuz. Evimizde kalıyorsunuz. Onu söylemiştik Aslı. Salaklaşma sana. Sen benim tarafımda mısın yoksa bu tarafında mısın Kıvılcım? Tamam Aslı, boş bulundum. Sonracığıma evimizde kalıyorsunuz. Evet yani. Sizin pis nankör neyinize yetmiyor sizin ha? Nankör. Ay utanmasalar Milano'dan filan giyinelim diyecekler ha. Görüp göreceğiniz en iyi kıyafetler bunlar. Ya giyersiniz ya da öyle dolaşırsınız cıbıl cıbıl. Ya nankörlük etmeyin. Afrika'da bunu bulamayan yamyamlar var. Ya. Burada daha aç gözlü yamyamlar var. Ne? Ne dedin sen? Sensin yamyam. Terbiyesize bak, bize yamyam dedi, görüyor musun? Bana bakın. Amcanızdan herhangi bir laf işitirsen ne yaparım çok iyi biliyorsun. Ne yaparım? Rencide edersiniz. Ah canlarım benim. Kıvılcım, ben bunlara alışmaya başladım biliyor musun? 150 kere söyleyince anlıyorlar. Aslı, onu bunu bırak da biz gidip kendimize yeni yeni elbiseler alalım. Öğleden sonra Ozanlarla buluşacaksınız değil mi? Tesadüfen ben de orada olacağım. Bakalım Ozan yeni aldığım elbiseleri görünce bana ne diyecek? Ay canım, ne diyecek? Çok güzelsin diyecek. Neyse gidelim. Bunları da kaldırın bir an önce. Rutubet kokuyor. Hadi. Ne kadar iğrençler ya. Aslı yenge gençliğinden kalan elbiseleri verdi bize. Biz de sanki Aslı yengeyi tanımıyormuş gibi boşu boşuna heveslendik. Hata bizde. Ben amcama söyleyeceğim. Sakın söyleme Nazlı. Ya ama niye? Nazlıcığım, Aslı yengeyi duydun. Bizi rencide etmesini mi istiyorsun? Ya ayrıca bu amcamı üzmekten başka bir işe yaramaz zaten. Evet, bir de yine para vermeye falan çalışır, ayıp olur. Zaten onları yeterince yük oluyoruz. Selin, bence sen şunu bir dene. Ha öyle mi? Yok sağ ol ama bence sen şunu deneyebilirsin. Ay yok, ben almayayım. Kızlı? Bunlar ne garip, ne tuhaf kıyafetler böyle. Bunlar nereden çıktı kızlar? Nereden çıkacak? Zaman makinesinden. Aslı yengem amcam bize verdiği paraya koyup bize bunları verdi. Allah'ım sen benim geçlerime mukayyet ol. Vah yavrularım vah. Şunlara bakın ya, pantolonları bile kesip ayırmışlar. Bir modaydı. Artistler böyle bacaklarına takarlardı bunları. Üf, ay neyse Leyla, kaldıralım şunları. Gördükçe sinirlerim bozuluyor. Giymeyeceğiniz mi yani şincik siz bunları? Nasıl giyelim müstesna teyze? Baksana hepsi 80 model bunların. Bir dakika ya, aklıma bir şey geldi. Geçen gün gazetede okuduydum. Böyle eski model kıyafetler alıp satan dükkanlar varmış. Ha, evet, yani böyle paspas yapmak için alıyorlardır. Yok canım, bayağı kıyafet dükkanları. Öyle bir moda varmış. Dur, adı da vardı hatta. Vintage mı, vintage mi, öyle bir şey. Gidip o dükkanları satsanız ya bunları. He ya, esnaftan böyle bir şey varsa gidip bunları satarsınız. Bunlardan aldığınız parayla da kendinize yeni kıyafetler alırsınız. Bilmem, alırlar mı ki bunları? Alırlar bence, meraklısı çokmuş, öyle yazıyordu. Sence? Bence denemeye değer. Oley, yeni kıyafetler alacağız. Hemen heveslenme Nazlıcığım, bakalım bunları satabilirsek. Hadi o zaman. Sizce
alacaklar mı bu elbiseleri? Yani bir de rezil olmayalım. Ya yok canım, ne olacak? Hiç olmazsa 5-10 lira verirler herhalde. Hem yemek de yeriz. Çeyizimize koyacak değiliz ya bunları. Çeyizimize koyarsak evde kalırız zaten. Of, hadi girelim, çok heyecanlandım. Merhaba. Buyurun çocuklar. Ne aramıştınız? Biz bunları satmak istiyorduk da. Siz alıyor musunuz? Bakalım bir. Önce bir açıp görelim. Aman Allah'ım. Bakın, gördünüz mü? Adam da bizimle aynı tepkiyi verdi. Siz bunları nereden buldunuz çocuklar? Yengimiz hediye etti. Evet, onun eski kıyafetleriymiş de. Yani pek yaşımıza göre olmayınca biz de satalım dedik. Yengeleri de amma enayiymiş. Bu kıyafetler hediye edilir mi ya? Alacak mısınız? Olabilir. Aslında bu ara işler biraz düşük ama... bu getirdiğiniz kıyafetlere 100 lira veririm. Ne? 100 lira mı? Düşündüm de aslında. Sanırım 200 lira verebilirim. 200 lira mı? Peki tamam. Az söyledim. 300 lira veririm. Selin 300 lira diyor. Abla 300 lira diyor ya. Pekala tamam. Sizleri sevdim. Siz iyi çocuklara benziyorsunuz. Kendimi zorlayarak bu kıyafetler için size tam 450 lira vereceğim. Daha fazla istemeyin, vermem ha. ne diyorsunuz? Tamam, satıyoruz. Güzel. Hadi bakalım, bereketini görün. Teşekkür ederiz. Güle güle. Ben bunları bir haftada 3000 liraya okuturum ya. Hay Allah razı olsun bunların enayi yengelerinden. Kızlar ya, hala o adamın bize o acayip elbiseler için 450 lira verdiğine inanamıyorum. Ya vallahi ben de inanamadım. Amcam bize ne kadar vermişti yani yengeme? 300 liraydı sanırım. Yani 150 lira kârdayız. Evet, Aslı yenge sağ olsun. Ve Kıvılcım. Hadi kendimize bir şeyler alalım. Nazlıcığım, ne oldu? Neden durdun? Bakar mısınız? Paranız düşmüş. Bu para benim değil ki.